eskiden bir risk arz ediyordu o günlerde. And not a single euro. Mihail Kremer, Ed Oskun davetlisi olarak Devecihan Kültür Merkezi'nde Avrupa bisiklet rotaları kapsamında Türkiye'nin dahil edilmek istenildiği demir perde bisiklet rotası hakkında bilgiler verdi. Solda görmüş olduğunuz resim eski Doğu ve Batı Almanya yeren sınırlı. Fakat günümüzde sağdaki resme bakarsanız artık bu sınırdan pek iz kalmamış. This village is a monument. Fakat 3'teki altyapı sınırına korundu ve bugün de bu köy artık ziyarete açıldı ve bir tarihi köy haline geldi. Vali Yardımcısı Mustafa Serdar Bakır, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve EDOS Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu'nun da katıldığı toplantıya Yunanistan'dan bisiklet kulübü temsilcileriyle bisiklet severler katıldı. Ve bu civardan bölgeden geçen kişiler 11 kilometrelik bir yolculuğu boşuna geçmemiş olacak çünkü ciddi bir tarihi mirasla karşı karşıya gelecekler. Demir perde diye sınırı tarif edilen bölgelerde turizm odaklı Örevelo bisiklet rotası oluşturduklarını belirten ve Örevelo'nun şu anda 14 uzun rotası bulunduğunu söyleyen Mihail Kremer, ağın 2020 yılında büyük ölçüde tamamlanmış olacağını belirtti. Kremer, Örevelo bisiklet rotaları ağının en ilginç ve uzun olanlarından biri de Finlandiya'dan başlayıp, şu ana kadarki çalışmalar sonucu Bulgaristan-Türkiye sınırında biten Örevelo 13 yani demir perde bisiklet yoludur. Rota 14 Avrupa Birliği üyesi de dahil olmak üzere 20 farklı ülkeden geçiyor ve toplamda da 10.400 kilometreden oluşuyor. 3 Avrupa denizini gören rota ilginç flora ve fauna ile birçok ulusal parka eriştiği gibi çok sayıda manzaralı yerlerden de geçiyor. Ayrıca rota üzerinde 14 UNESCO kültürel ve doğal mirası da bulunmakta dedi. Ama umarım ileride yetkililer bize bu imkanı sağlar. Oradan bir en azından bisikletliler veya yürüyüş